İskenderun Limanı Transit Bölge İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünlü, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İran üçgeninde yaşanan gerilimden dolayı İskenderun Körfezi'nden Orta Doğu'ya yük trafiğinin artacağını söyledi. Mehmet Ünlü, nakliye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İran üçgeninde yaşanan sorunların lojistik sektörünü ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarak Süveyş kanalını geçerek Arap Yarımadası'nı dolanıp Hürmüz Boğazı'na gelip Tahran'a veya Bağdat'a giden yüklerin navlun fiyatlarının sigorta faaliyetlerinden dolayı arttığını belirten Ünlü şöyle konuştu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan İran, Amerika, Suudi Arabistan ve İngiltere üçgeninde yaşanan sorunlar lojistik sektörünü ciddi anlamda etkilemekte. Özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan çıkışlı Süveyş kanalını geçerek Arap Yarımadası'nı dolanıp Hürmüz Boğazı'na gelip Tahran'a veya Bağdat'a giden yüklerle ilgili navlun fiyatları sigorta maliyetlerinden dolayı artmakta, risklerden dolayı artmakta. Bu İskenderun'un tarihte olduğu gibi tekrar önemini ortaya koyuyor. İskenderun'un haritadan da göreceğimiz üzere konumu itibariyle tüm Orta Doğu coğrafyasını, hatta Tahran'a kadar, İran'ın orta kesimlerine kadar alternatif olarak özellikle batıdan gelen yüklere hizmet verebilecek bir noktada. Biz de Limak Holding olarak Limak Port İskenderun Limanı'na bu çerçevede yatırım yaptık. Yaptığımız büyük yatırımın karşılığı aslına bakarsanız transit ticaret anlamında bu gibi sıkıntılar karşısında İskenderun'un tarihte olduğu önemini tekrar gündeme getireceğinden dolayıdır. Ve bu zaman geldiğini düşünüyoruz. Artık bu bölgede bir sıkışıklık söz konusu. Biz de Limak Port İskenderun olarak transit bölgeye özellikle Bağdat, Erbil, Tahran ve Tebriz noktasında ağırlık vermiş durumdayız. Tüm ekibimiz de sahadayız. Oradaki yaşanan sıkıntıyı da biliyoruz. Burada herhangi bir tıkanıklık olduğunda İskenderun Limanı bölgedeki en hazır liman olarak burada. İkinci sorunuza gelecek olursak hem İskenderun anlamında hem de Türk yatırımcılar anlamında özellikle İran ve Irak pazarında bizim gidip de gördüğümüz, biz tabii ki lojistik çerçevesinde bakıyoruz ama ticari anlamda ciddi bir potansiyel var. Suriye'nin zamanla düzelmesi noktasında da yine bizim limanımız üzerinden ciddi anlamda ticaret olacaktır. Ticareti sadece ihracat odaklı bakmamak lazım. Hizmet, lojistik servis anlamında da katma değerli hizmetler yaratabiliriz. Hizmet de bir ihracattır. Bu çerçevede lojistiği ön plana çıkartarak transit bölgeye Basra'dan, Bender Abbas limanlarında veya Cebel Ali limanından daha iyi hizmet verebileceğimizi aktarabiliriz. Örneğin bir yük Rotterdam limanından çıktığında 30 günü 40 güne varan sürelerde ancak Basra'ya ve Bender Abbas limanına ulaşmakta. Ama bugün Rotterdam'dan çıkan bir yük 14 gün sonra İskenderun limanına gelmekte. Maliyet anlamında da baktığımız zaman kara nakliyesi anlamında mesafeler belli. Yani 1300 kilometre sonra Bağdat'a ulaşabiliyorsunuz. Diyelim ki 14 günde yük geldi, 7 gün sonra Bağdat'a yükü teslim edebilirsiniz limandan alıp. Bu da nedir? 21 gün. Yani 9 gün daha erken çekmiş oluyorsunuz. Biz maliyet kıyaslaması da yaptık bu arada. Özellikle Akaba üzerinden geçen Bağdat'a giden yüklere göre biz 1000 dolara yakın daha kara nakliyesi de dahil olmak üzere liman hizmetleri de daha uygun. İskenderun'dan bir yükün Bağdat'a götürmesiyle süre anlamında 30-40 gün sonra Basra'ya gelerek Bağdat'a götürmesi anlamında maliyet hemen hemen aynı. Hatta biz 100-200 dolar daha ucuzuz konteyner bazında diye bakarsak. Yani bir tır 100-200 dolar daha ucuza mal oluyor ama nereden baksanız 10 gün önce yerine ulaşıyor. Sürebiliyorsunuz, lojistikte çok önemli. Bizim burada gözlemlediğimiz risk, eğer Hürmüz Boğazı'nda bir tıkanıklık yaşanırsa Bender Abbas üzerinden ya da Basra Körfezi'ndeki limanlar üzerinden giden tüm yükler bizim bölgemize gelecektir. Biz de bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Ne anlamda hızlandırmaya çalışıyoruz? Bilinirliğini artırmaya çalışıyoruz. 30-40 yıl önce dediğim gibi Irak sadece İskenderun Limanı'nı kullanmaktayken bugün İskenderun Limanı'na geç yatırım yapılmasından dolayı unutulmuş durumda. Biz tekrar farkındalığı artırmaya çalışıyoruz.